Hastanede 26 gün yattım. Telgraf, telefon, mektup her taraftan geliyor. Siz gibi dostlar Allah var olsun, var etsin. Allah razı olsun. Onlara mektup yazmaya, efendime söyleyeyim, telgraf çekmeye zaman bulamıyorum, yapamıyorum. Çıktıktan sonra şunu yazdım. Yarı yola vardım, geriye döndüm. Kestiler yolumu, gitme dediler. Meyve yetmeyince daldan düşmüyor. Zamansız işleri tutma dediler. Görecek günüm var, çekecek çilem. Yolculuk ne zaman ben nasıl bilem. İleride yükün var, onu da alam. Al götür yükünü, atma dediler. Bu hastahananın şu meziyeti, hekimin hastaya hüsnü niyeti, türlü dertten kurtarıyor milleti. Sakın ol nankörlük etme dediler. Hemşireler inle vurur, acıdır. Kimisi kardeştir, kimi bacıdır. Tedavisi biten hep silacıdır. Haydi git bekliyor Fatma dediler. Ölmez hatıralar, solmaz çiçekler. Hekimler, ehbaplar başımda bekler. İnne, ilaç, tedaviler, gerçekler. Daha bu ağrıya çatma dediler. Telgraf, telefon, mektup gelince, Sivas halkı gelip gönlüm alınca, Veysel ağrıların geri kalınca, selam yaz dostlara unutma dediler. O zaman hepsini gönüllemiş olduk. Şimdi eğer gözlerim olsaydı ben toprağı göremeyecektim. Toprağın özelliklerini bilmeyecektim. Çiğneyip geçecektim toprağı. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin, et olsun. Kuzu yesin, süt olsun. Arı yesin, arı götürsün, bal olsun. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok. Düşüncem bu. Bunun için üstümü kapatmayın diye her an rica ediyorum.